radyomuzda. Kupası maçları sonrası her zaman tehlikelidir, öncesi olduğu gibi sonrası. Özellikle konsantre eksikliği zaman zaman pahalıya mal olabilir ama bugün buna iyi hazırlandığımız görüldü. Maça iyi başladık, iyi de götürdük, iyi de bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum bu ciddiyetlerinden dolayı. Çünkü futbol ciddi bir oyun. Akhisar'ın durumu, konumu sonra analiz edecek bir şey, maçtan önce değil. Onun için futbolda böyle şeylere yer yok. Çok sürprizler hepimiz yaşadık. Onun için bugün onu yaşamadığımız için mutluyum. 3 puan aldığımız için tabii ki mutluyum. Çünkü bildiğiniz gibi önemli de bir seyahat, önemli de bir takımla oynamış. Döndük oradan daha doğrusu. Bunların hepsini hesap ettiğimiz zaman haftayı böyle kapatmak artı tempomuzun düşmediği, oyunun kontrolünü tamamen elimizde bulundurduğumuz, istediğimiz zaman yükseltip istediğimiz zaman alçaltmak gibi tempoyu bir Galatasaray da vardı sahada ama bizimkiler hiçbir zaman oyunu düşürmediler temposu. Yüksek tempoda oynadılar. Kalemizde hiçbir tehlike yaşamadığımız o bizim için sevindirici. Ki çok dinamik bir takım. Bayağı koştular, bayağı mücadele ettiler. Akhisar. Tebrik ediyorum ve başarılarını inşallah başarılı olurlar. Çünkü Hamza hem benim talebem hem de çok değerli bir hoca. Akhisar'a da başarılar diliyorum. Sonuç itibariyle bazı yeni arkadaşlarımızı, daha doğrusu uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız da beni sevindirdi. Sonradan girenlerin iştahı, isteği hep beraber inşallah daha değişik arkadaşlar da göreceğiz. Sorularınız varsa buyurun. Buyurun. Hocam Riera'nın geleceği... Kimden olduğunuzu da herkes bilsin ki. Aydınlık Gazetesi Mehmet Can Akyıldız. Aydınlık Gazetesi Mehmet Can Akyıldız. Hocam Riera'nın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bugün uzun zaman sonra bir forma şansı verdiniz. İlk 11'de oynar. Geleceği hakkında Allah bilir orayı da. Hocam anladım. Riera orada bize iyi işler yapacak. Bugün iyi oynadı bence. Bayağı iyi oynadı. Hatasız oynadı diyebilirim bugün. Epeydir oynamamasının fizik eksikliği var. Ama onu giderecektir. En iyi verimi almaya çalışacağız. Hakan'la beraber orada. Çağlar 3'ü bize inşallah orada herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak. Aydınlık Gazetesi Spor Müdürü Anıl Budak. Amrabat'tan sonra Hamit Altıntop'ta da bir yükseliş görüyoruz. İstenilen seviyeye yavaş yavaş geliyor mu Hamit Altıntop? Evet, onu hep ben söyledim biliyorsunuz. En sıkıntılı zamanlarında da Hamit önemli bir oyuncu. Hamit ciddi katkısı olacak bir oyuncu. Hamit son iki maçtır sahanın en iyilerinden bir tanesi. Gerek fizik olarak gerek teknik olarak bize katkı sağlıyor. Daha da katkı sağlayacak. Yine söylüyorum, sahanın içerisinde oyuna müdahale etme şansımızı kullanacağımız ender oyuncularından bir tanesi. Oyuncu değiştirmeden, sadece sahada yerleri değiştirerek Hamit bugün olduğu gibi sağ beke de geçebilir, sağ içe de geçebilir, sol tarafa da alabiliriz, her tarafa koyabiliriz. Ama hem koşu mesafesi olarak, istatistik olarak Şampiyonlar Ligi'nde hem bugün özellikle onu Melo'yu Selçuk'da çıkarmamamın sebebi üçünün de ihtiyacı var oynamaya ve fiziklerini daha yükseltmeye. Hamit hem kişiliğiyle, hem karakteriyle, hem futboluyla Galatasaray'a yakışan bir oyuncu. Sabah gazetesinden Yaşar Bey buyur. Teşekkür ederim hocam. Bugün bir rotasyona gitmişsiniz. Bu rotasyonda özellikle forvette Burak Sercan'ı kullandınız. İkisi de iyiydi. Sercan oynadıkça herhalde daha da iyi olacağı benziyor. Peki ileride bu forvetlerde bir sıkıntı yaşayacak mısınız teknik direktör olarak? Elinizde çok iyi forvetler var. Burak, Elmander, Umut. Üçünü bir arada oynatamayacağınıza göre.
üçünü bir arada oynatamayacağıma göre. Soru da bu. 3 forvet oynadık biz esasında. Beni sen ta 99'dan beri tanıyorsun. Normalde bunu söylememen lazımdı ama 3 forvet de oynadık, biz 4 forvet de oynadık. Şaka yapıyorum. Açıkçası önemli olan bütün kulvarlarda kalabilmek. Bu kulvarlarda kalabildiğimiz sürece başarılıyız demektir. Burada kaldığımız sürece de eğer imkan olursa bunu hep beraber oynayacağız. Çünkü bir kişinin kaldırması mümkün değil. Sakatlığı, cezası, yorgunluğu, bir takım başka sebepleri. Dolayısıyla herkese ihtiyacımız olacak. Böyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Muhakkak ki kanunlar, kaideler bizi engelliyor. 18 kişi. Bazıları dışarıda kalıyor. Herkes tabii bunun adına rotasyon diyor ama ben buna görev değişimi diyorum. Bu göreve herkes hazır olacak. Bugün Sercan Burak oynadık. Yarın Elmander Umut oynayabiliriz. Ama felsefede, oyun anlayışında bir değişiklik olmadığına göre sadece isimler değişebilir. Roller çok fazla değişmeyecektir. Ne kadar fazla olursa da bizim işimiz o kadar zorlaşır herkes formda olursa ve ben de bundan çok mutlu olurum. Adil bir teraziyle de tartarak, daha doğrusu maçına göre de düşünerek insanlara o şansı veririz. Burada demin bana güzel bir soru sordular Lig TV'de. İşte Burak atabilirdi, Sercan'a verdi, öteki atabilirdi, bunun nasıl neye bağlıyorsunuz? Bunlar hoş şeyler. Eğer bir sevgi ortamı gelişmişse bu sevgi ortamı içerisinde her şeyi halledebiliriz. Yani Burak'ın herhalde oradaki düşüncesi de şuydu. Sercan uzun zamandır oynamıyor. Bir gol atarsa belki morali gelir gibi. Bu çok ulvi bir düşünce. Hoş bir şey. Sevgi yani bunların bütün şifresi bu. Onun öyle takım oluyorsunuz. Bugün kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama sevgi, bunlardan yarın kazandığınız zaman kaybınız gider ama sevgi hiç gitmemeli, hep kalmalı. O zaman başarı daha yakındır. Bugün beni en çok sevindirden biri o ama sen hiç merak etme, santrforlar gerektiği gibi oynarlar. Evren Göz, 24 Televizyonu. Hocam hafta içerisinde Manchester maçından sonra Muslera'nın ve Selçuk İnan'ın, hatta Semih Kaya'nın isimleri transferle anıldı. Bu da oyuncuların kafasının karışmasına sebep olabilir mi ilerleyen haftalar için? Ve siz bunu bekliyor muydunuz? Çünkü Selçuk da Muslera gelecek vadeden önemli oyuncular. Semih Kaya da öyle. Bu transfer haberleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Arkadaşlar, transfer haberlerinden bayılırız. Hoşlanırız. İstenmek çok güzel bir şeydir. Eğer oyuncularımız da istiyorlarsa bundan büyük mutluluk duyarız. Başkanım da benimle aynı fikirde, yöneticilerim de benimle aynı fikirde, ben de bu fikirdeyim. Ama bir görelim. Bu sizin yazdıklarınız öyle. Daha henüz bize müracaat eden yok. Hatta bu vesileyle bir şey söyleyeyim. Evet değerli seyirciler, bir teknik problem var. Birazdan arkadaşlarımız hemen o sorunu giderecekler ve Fatih Hoca'nın basın toplantısına geri döneceğiz. Kısaca özetleyelim. Tabii Riera konusuna açıklık getirdi. Hamit, Sercan, yine Burak. Bu arada tekrar arkadaşlarım beni uyarıyor. Bir kez daha basın toplantısı odasına gidiyoruz. Ne oluyor burası? Geldim ben, onu arttır bunu. Öyle bir şey yok. Lütfen nereden çıkıyorsa bunlara da alet olmamakta yarar var. Ama her oyuncumuzu isterlerse buyursunlar. Dediğim gibi bayılırız. Hoşumuza gider. Herkes istenmekten esasında çok büyük memnunluk duyar. Burada hiçbir sakınca yok. İngiltere Premier Ligi. Hiç kim varsa buyursun. Severiz, hoşlanırız yani. Son bir soru daha alacağız. Buyurun. Sonu sana bırakırız ya. Salih Aşımoğlu, Samanyolu Televizyonu.
Hocam bugünkü galibiyet, ilk 5 haftayı geride bıraktınız. 13 puan, 4 galibiyet, 1 beraberlik. Sezon başındaki hedeflerinizi tutturdunuz mu? Bu galibiyetler, yani bu puan durumu geçen sezonki uygulamanın da olmadığını düşünürsek ciddi bir avantaj sağlayacak mı bu giriş? Açıkçası tabii Beşiktaş'a kaybettiğimiz 2 puan var. O günkü ilk devreye de baktığımız zaman kazanabilirdik. İkinci devreye baktığımız zaman kaybedebilirdik. Güzel bir sonuçla gidiyoruz. Bizi biraz sarstınız ki haklıydınız gol yemekte. Son 2 haftadır gol de yemiyoruz. Ondan dolayı da memnunum. Gollerimizi atmaya devam ediyoruz. O iyi. Açıkçası ben ligin daha başlamadığını, net, çok erken olduğunu, çok yeni olduğunu düşünüyorum. Daha çok sular akacak bu köprülerin altından. O yüzden biz alabildiğimiz kadar puan, kazanabildiğimiz kadar maç dağarcığımıza koyup biriktirmek zorundayız. Çünkü hakikaten trafiğimiz çok sıkışacak. Bunu da zaman zaman belki de bu kredileri orada kullanmak için bunlar şart. Çok ciddi rakiplerimiz var. Ben 5-6 takımın bırakmayacağını düşünüyorum. Değerli rakiplerimiz var. O yüzden çok yol var. Yapmamız gereken çok iş var. Böyle bakıyorum ben olaya. Tarih. Öncelikle tebrik ediyorum tekrar. Ben anlattığınız konuya değinmek istiyorum. Kayseri'de oynarken takımın önünde oynayan, yani egoist bir Abramat'ın takım oyununa hızla adapte olduğunu, Trabzon'da takımın önünde yer aldığı için egoistlik suçlanan Burak'ın bugün verdiği o pası. Ama en önemlisi sizin bir gol bulursa hayat bulacak dediğiniz Hamit'in o bu golü bulacak pozisyona girmesine rağmen golü attırması, tercih etmesi. Sadece sevgiyle yani bütünleşmek doğru değil. Bunun başka bir şey de olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir konuşmadır, diyalogdur, baba, abi, arkadaş gibidir. Katılıyor musunuz buna? Sabah gazetesinde Levent Bey'in sorusu. Evet, katılıyorum. Arkadaşlar, bir şeyi hep beraber paylaşınca güzel. Eğlenirken hep beraber olursak güzel. Üzülürken hep beraber olursak güzel. Bizim takımlarımızda da bu daima gelişmiştir. Yani hepimiz birimiz için olmak zorundayız, birimiz de hepimiz için. Ben de, teknik heyetimde, oyuncularımızda, çalışanda, başkanımızda, yöneticilerimizde, seyircimizde biz bir bütünüz. Hatta Galatasaray takip eden basın mensupları. Biz böyle başarıya ulaştık. Yine inşallah böyle başarıya ulaşacağız. Dediğim gibi çok ulvi bir düşünce olarak kabul ediyorum bunu. Çok önemli bir mesaj bence Hamit'inki de, Burak'ınki de, hepsinki. Bu güzel bir şey. Zaten açıkçası toplu sporlarda bu atmosfere uymayanların kanı uyuşmaz zaten. O kan, vücut atar o kanı zaten. Tutmaz yani. Böyle de olmalı. Bu benim prensiplerimde veyahut da bizim çalışma şekillerimizde içtenlikle davranmanın, fedakarca davranmanın, sevgiyle yaklaşmanın önemi çok büyüktür. En az fizik kadar, en az teknik kadar takım oyunu çok önemlidir. Bugün hiçbir eğlenceyi, hiçbir başarıyı biz emeğe geçen insanlarsız kutladığımızı hatırlamıyorum. Bu çok önemlidir. O yüzden Florya'dan insanlar bizi Allah razı olsun diye, başarılar diye dua ederek uğurlarlar. Böyle olmaya da devam edeceğiz tabii ki. Çok önemli bir nosyon bir takım için. Var mı herhangi bir şey? Manchester o bu. Yok, Manchester'daki hakeme bir şey demiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Bir şey demiyorum. Sonradan seyrettim ben ama hakikaten skandal bir hakem. Evet. Verenin
öğretmen gibi notu bulmuş. Yani 40 küsur yaşlarındaki bunların artık hakemlikleri maalesef kalmamış. Yani maçtan sonra sağ olsun bir beraberliğimiz oldu. Davet etti. Beraberlik. Zaten bir işte kendisi de oyuncular da söylüyor artık yani. Tabii burada esasında enteresan olan şudur. Biz tabii kare kare 3 gündür onu izliyoruz. Bu 5. hakemler niye var onu merak ediyorum. Yani bunlar görsün diye var. 5. hakemin de 3 metre önünde. Bu kadar da açık, net olacak. O zaman boşu boşuna bu hakemlerin ne işi var? Olanı da bozuyorlar. Doğallığı bozdukları gibi bence boşu boşuna. Ona onun için herkes bizim hakemlere konuşurken bir daha dikkatli davranmalı. Ben dahil. Konuşmuyorum ben bir senedir ama ben bile bunu, hayır bunu gördükten sonra hiç kimse ağzını açmamalı. Hepiniz. Muhakkak tabii Kulüc'ün Braga'yı yeneceğini kimse açıkçası tahmin etmiyordu. Öngörülemeyen bir şeydi ama futbol zaten öngörülemeyen bir spor olduğu için çok sevilen bir oyun. Ama burada değişmeyen bir tek şey kaldı. Galatasaray'ın kendi sahasında veya dışarıda alması gereken puanlar veya kazanması gereken maçlar. Bu değişmedi. Ama orada puan şekli çok karıştı diyebiliriz. Önemli bir başarı çünkü Kulüc'ünki. O yüzden grup her puanın, her golün çok dikkatli hesaplanması gereken, çok dikkat edilmesi gereken bir grup haline geldi. Hepinize iyi akşamlar.